Merhaba değerli izleyiciler, bugünleri hiperhidroz adı verilen aşırı terlemeden danışacağız. Aşırı terlemenin iki türü vardır. Birinci türü ilaçlarla oluşan bir aşırı terlemedir. İkinci türü ise pek sebebi bilinmez. İşte bugünleri aşırı terlemenin ikinci türünü ev halinde nasıl yok edeceğimiz hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kişilerin evde aşırı terlemeyi yönetmelerine yardımcı olabileceği bazı uygulamalar vardır. Ve bunlar şöyledir. Terleme ile ilgili not tutmak. Bazı durumlar aşırı terleme olaylarını tetikleyebilir. Bununla ilgili not tutmak, kişilerin tetikleyicilerini tanımlayabilmeleri ve terleme bölümlerini kaydetmelerini sağlamaktadır. Kişiler daha sonra mümkün olduğunda bu tetikleyicilerden kaçınmayı seçme imkanı yaşamaktadır. Bazı yiyeceklerden kaçınmak. Kafeinli yiyeceklere alternatif bulmak terlemeyi önlemeye yardımcı olacaktır. Bazı yiyecekler aşırı terlemeye neden olmaktadır. Hiperhidroz yaşayan kişiler bazı yiyeceklerden kaçınmalı veya bunları sınırlandırmalıdır. Bu yiyecekler şöyledir. Monosodyum glutamat, kafein, acı sos veya baharatlı yiyecekler, köri veya kimyon gibi baharatlar, alkol. Terlemeyi önleyici ürünler kullanmak. Aşırı terleyen kişiler yalnızca ter kokusunu maskeleyen deodorant kullanmaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine terlemeyi azaltan terlemeyi önleyici maddeler kullanmalıdır. Aşırı terleme veya ayak ıslaklığını azaltmaya yardımcı olabilecek bazı uygulamalar vardır. Bu uygulamalar şöyledir. Mümkün olduğunda sandalet giymek. Ayakların düzgün şekilde havalandırılmasını sağlayan doğal malzemelerden yapılmış ayakkabılar kullanmak. Ayakkabıların her aşınmadan önce tamamen kurumasını sağlamak. Mümkün olduğunda ayakkabıları çıkarmak. Ciltten nemi uzak tutan çoraplar giymek. Islanmaları durumunda günlük veya daha sık çorap değiştirmek. Yatmadan önce ayağa terlemeyi önleyiciler uygulamak ve sabaha karşı yıkamak. İkincili hiperhidroz bazı ilaçların ve zararlı madde tüketimlerinin yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir. Dopamin agonistleri, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, antipsikotikler, alkol, insülin. Bazı koşullarda yaşayan kişiler de ikincili hiperhidroz yaşayabilir ve bu koşullar şöyledir. Şeker hastalığı, hipertiroidizm, Parkinson hastalığı, diğer nörolojik bozukluklar, fiyakromositoma ve lenfoma gibi tümörler. Videoyu beğenirseniz aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.